şunu söyleyebilirim ki 2024'ün bundan birazdan zor olduğunu söyleyebilirim. 2025'in de bundan birazdan zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü süreç tutulmaları da düşündüğümüzde ve geçişleri düşündüğümüzde çok bize aydınlatıcı bir bilgi vermiyor. Böyle çok keyifli zamanlara doğru gitmiyoruz. Dürüst olmak durumundayım. Ama ne var? Sonrasında umarım güzel zamanlar gelir ki 2024'ün en önemli noktası ekonomi. Çünkü ekonominin ve enflasyonun yükseldiğini, faizlerin yükseldiğini düşündüğümüzde 2024'te en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi ekonomi. Zaten şu anda ekonomi konuşuyoruz, alım gücünün zorluğundan konuşuyoruz ama 2024'te alım gücüne hatta ve hatta devalüasyon konuşma ihtimalimizin de yüksek olduğu bir döneme, yani seçim sürecinde biraz daha tatlı böyle bir şeyler gidebilir ama sonrasında bu süreç hiç kolay olmayacak ekonomi anlamında. Yani bir zarar etme durumu söz konusu. Mevlam korusun diyelim. Tabii ki terazi ve koç geçişleri de olduğu için tutulmalarda bir adalet ve kanunla alakalı sorgulamalar ve yine askeri hareketlerin çok hızlı olduğu bir döneme giriyoruz. Çünkü İsrail bu işin peşini bırakmayacağı için, elinden geleni yapacağı için ve Türkiye'yi de bunu dahil etmek için elinden geleni yapacağı için ve hedefte Türkiye olduğu için baktığımız zaman en sonki paylaşımlarımdan bir tanesi de Arap dünyasından bir uçak kalkması ve uçağın İsrail'e mühimmat götürüyor olmasından mütevellit düşündüğümüz zaman elinin altına yine taşı koyacak olan Türkiye gibi görünse de biliyoruz ki asker gönderemiyor. Asker gönderemeyeceği için de ki denge politikası her zaman gütmek durumunda. Denge politikası önemli Türkiye için. Nasıl Rusya-Ukrayna mevzusunda da denge politikası uyguladıysa aynı politikada gitmek durumunda. Çünkü bu sefer direkt savaşa dahil olmak durumunda kalacağız. Burada sınırlarımız önemli. Sınırlarımızı korumak durumundayız. Evet, onlar belki Müslüman değil gözüyle bakıyoruz. Orada bir denge politikası vardı ama biz de işte Müslüman ve Kudüs söz konusu, Mescid-i Aksa söz konusu diyebiliriz. Ama tabii ki burada insani olarak masumları düşündüğümüzde, masumların katledildiğini düşündüğümüzde ve bu katliamın ne zaman biteceğini öngöremediğimiz anda hepimiz oturduğumuz yerden çıldırıyoruz ve çok üzülüyoruz. Ama şöyle bir şey de var ki, evet, insani olarak insan haklarının artık devreye girmesi gerektiği ve bu konuda gerekli atılımların atılması gerektiği bir dönemdeyiz artık. İnsan hakları şimdi çalışmayacaksa ne zaman çalışacak? İnsan hakları bu zaman işe yaramayacaksa ne zaman işe yarayacak? Yani bunu da hep dile getiriyoruz ama Türkiye'nin buradaki duruşu işte bu tehditleri almamak için, bu sıradaki depremi bekliyoruz tehdidi almamak için, bombayı patlatırız gibi tehditleri almamak için işte burada biraz da denge politikasını gütmek durumunda kalıyor. Ama arkada muhakkak bir politika vardır. Yani bizim görmediğimiz bir politika vardır. O da o yerine getiriyordur diye düşünüyoruz ki bunun yanı sıra zaten İsrail bazen Türkiye ile iyi olmak zorunda. Çünkü anlaşmaları var. Türkiye'nin içinde de anlaşmaları var. Ve bu anlaşmaların devam edebilmesini sağlayabilmesi için İsrail aslında istese de şimdilik Türkiye'ye çok dokunmayacaktır. Hafiften dokunmaya böyle söz dalaşıyla yapacaktır diye umut ediyorum. Çünkü Türkiye'den çıkarları var. O yüzden de İsrail dediğimiz anda bir gün çökecektir. Ama çöktüğü andaki çökmeden önce neler yapacak? Burası tartışılır. Ve bu önümüzdeki süreçlerde biraz aslında değinmek istediğim konulardan bir tanesi de 2025 yılıyla alakalı. 2025 yılında herkes diyor ki bir grup farklı konuşuyor, bir grup farklı konuşuyor. Bu konuşma neden? Hepimiz farklı aynı gökyüzüne bakıyoruz ama farklı farklı değerlendiriyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, herkes için gökyüzü aynı ama hepimizin anlatış şekli ve olaylara bakış şekli farklı. Şimdi 2025 yılında Neptün Koç'a geçecek. 2025'te. Ve Neptün dediğimiz gezegen çok sisli, puslu,
bize önümüzü göstermeyen, hayal dünyasında yaşatan, önümüze perdeyi indiren bir gezegendir Neptün gezegeni. Ve bunun yanı sıra bir de Satürn koça geçecek. Ve bundan sonraki sürecin aslında savaş enerjisini, 3. Dünya Savaşı denen enerjinin daha yükseleceği bir döneme doğru gidiyoruz. Ve burada bir lider konuşuyoruz hepimiz. Bir lider gelecek ve bu lider bize de iyi gelecek gibi bir konuşma sürekli yapılıyor. Ama buradaki alınması gereken en önemli önlem Neptün gezegeninin bize vereceği o sisli puslu hayal dünyasında, bilinçaltımızda gerçekten bu lider aranan lider mi? Ve bir lider değil, birkaç liderden de bahsedebiliriz aslında. Ve 2025 yılında özellikle İsrail'in çökme dönemlerinin daha yüksek olacağı için ve bu insanlar bir Mesih beklediği için artık Mesih projelerinin de hayata girdiğini göreceğiz. Yani sahte Mesihlerin de türediği bir döneme doğru gidiyoruz ve aynı zamanda liderler dönemine gidiyoruz. Ama bu lider gerçek lider mi? Olması gereken lider mi? Çünkü o kadar perdeli bir gezegenden bahsediyoruz ki bu perdeli gezegen bize doğru seçimi yaptırmama ihtimali, doğruyu görememe ihtimali olmamızı ve özellikle lider bekleyen bir ülkede, güçlü bir lider bekleyen bir ülkede inanın ki hiçbiri Türkiye'de şu anda olma ihtimali zaten yok. Yani Türkiye'de yetişiyor, Türkiye'de olma ihtimali zaten yok. Ama bu insanlar özellikle böyle bir dönemdeyken en iyi kaba tabirle söyleyeyim ben size, çok kaba tabir olacak ama pazarlama yöntemi gibi düşünün. Yani şu anda Türkiye'nin bir lidere ihtiyacı var. Amerika, İngiltere açısından düşünün bunu. Türkiye bir lider bekliyor ve bu lidere kucak açacak ve biz proje olarak bir lider hazırlayalım, çok iyi de sunalım ve bunu çok iyi tanıtımını yapalım. Şimdi burada Neptün'ün bize vereceği bu açı, bunu ayırt edememe özelliğine sahip olabiliriz. Ben hep daha önce yine YouTube'da buna benzer çok videolarım var. Dedim ki bizim kanımızdan, bizim canımızdan gerçekten bir Türk, asil kana sahip olan bir lider gelsin tabii ki. Tüm temennimiz ve tüm isteğimiz bu. Ama çok yanıltıcı bir dönemin içine de girdiğimiz için hakikaten gözlerimizi şöyle 2-3 defa silip ondan sonra doğruyu bulmamız gereken dönemlerdeyiz. O yüzden 2025 kolay olmayacak bu anlamda. Çünkü onların da beklediği bir Mesih var. Onlar da Mesih'i beklediği için 2024-2025 özellikle sahte Mesihlerin artık gün yüzüne çıktığı bir döneme doğru gidiyoruz. O yüzden sürecin kolay olmadığını söyleyebilirim. Ekonomik anlamda da kolay değil. Özellikle 2024'ün ortalarında yani seçimden sonra ekonomi oldukça zor bir döneme doğru gidiyor. 2025'te zaten 26'da Satürn koç var, Neptün koç var. Koç ne demek? Askeriye demek. Koç ne demek? Sınırlar demek. Koç ne demek? Patlama demek. Koç ne demek? Silah demek. Yani o yüzden Satürn'ün de koça geçiyor olması maalesef sınavımızı birazdan zorlaştıracağı bir döneme doğru gidiyor. Zorlaştıracak yani bizim için Türkiye'nin artık kabuğunu kapatıp, kavanozu kapatıp ben kendi ülkemi kendim yönetirim, kendi ülkemle kendim başa çıkarım demesi gereken bir zamanın içine girmek durumunda. Çünkü bunu her zaman söylüyorum. Bir tarafta işte İsrail var, bir tarafta Rusya var, bir tarafta Yunanistan var ve bunların hepsi bir şekilde Türkiye'yi ele geçirmek için haşa ve sümme haşa bir şekilde bekliyorlar. Ve bunun yanı sıra bir uyanış yani bir lider ya da bir uyanış bekliyorsa insanlar şunu çok açık ve net söyleyebilirim ki Mezopotamya dediğimiz o en kıymetli yerlerden, İpek Yolu dediğimiz en kıymetli yerlerden size teori ya da çok kötü bir şeymiş gibi gelebilir ama bir uyanış hani oradan bir uyanış bekliyor ya hepimiz. İşte onun öncesinde maalesef yaşaması gereken çok derin olaylar var. Çok maalesef içimizi acıtmak zorunda kalacak
olaylar yaşama ihtimali var. Yani daha bir şeylerin bitmediğini söyleyebiliriz bu anlamda. Ve bu insanlar bunları bildikleri için tetikliyorlar. Nasıl 6 Şubat'ta bir şeyler tetiklendiyse 2-3 ilden bahsederken 11 ili vuran bir depremle uyandık. İşte bu insanların bu tetikliyor olması maalesef bizim bazen beklediğimizin çok üstünde olaylar yaşamamıza sebep olabiliyor. İşte 2024-2025 bu anlamda oldukça zorlayıcı. Diğer taraftan da uzun zamandır hep şunu yapmaya çalışıyorlar. İstanbul'da bir deprem oluşturmaya çalışıyorlar ama henüz onu çok şükür başaramıyorlar. Çünkü bir taraftan da Türkiye, hani hep düşünürüz ya, Türkiye gerçekten korunuyor. Yani evet, 6 Şubat'ta çok zor bir dönem yaşadık, çok zorlayıcıydı. Yani bir daha Mevlam yaşatmasın böyle bir dönemi. Ama İstanbul'da hala da zaman zaman zorlama yapıyorlar. İşte Antalya'ya gemiler geliyor, İzmir'e gemiler geliyor ve burada bir sıkıntı yaşatmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü İstanbul için aslında tehlikenin daha 2027-2029'larda olduğunu söyleyebiliriz ki geçen gün Instagram'da da bir soru sordum. İngiltere midir mevzu, Rusya mıdır mevzu İstanbul'u düşündüğümüzde? Aslında ikisi beraber, yani İngiltere'yi de diyebiliriz, Rusya'yı da diyebiliriz, birçok yeri diyebiliriz ama özellikle İngiltere'nin ve Rusya'nın İstanbul üzerinde bir düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, o çok şirinmiş gibi görünen Putin'in hani işte Arapça selam vermesi vesaire, işte şu anda Müslümanların yanında olması, onların yanındaymış gibi ve bunu bir zulüm olarak kabul etmesi biraz puan toplamasına fayda ediyor Putin'in. Ama diğer yanı sıra şuna baktığımızda aslında İstanbul'da gözü olanlardan biri de Putin. Yani çok masum görünüyormuş gibi görünse de, Müslümanların yanında oluyormuş gibi görünse de, tabii ki onun da çıkarları olduğu için böyle görünüyor. O zamanını bekliyor sadece. O astrolojiyi o kadar iyi kullanıyor ki, o yanındaki işte astrologlar ve her türlü ilme sahip olan insanlar onu yönlendirdiği için, işte Putin o anı beklediği için şu anda gayet şirin, sevimli ve Müslümanların yanındaymış gibi görünüyor. Zamanı daha gelmedi. Ona birkaç yıl daha var onun da yapmak istediklerine karşı. Ama İstanbul deyince, bu kadim şehir, ki Türkiye kadim bir ülke, bu kadim şehir için hem İngiltere hem de bir Rusya konuşabiliriz. Ama gerçekçi olmamız gerekenleri ve gerçekleri konuşmamız gereken bir konuysa eğer, İstanbul'un şu dönemde çok fazla boşaltılıyor olması, deprem mevzusuyla başlayan, sonra da deprem korkusunun yanı sıra buradaki insanların göç etmesiyle başlayan, sonra da fiyatların artmasıyla başlayan, hep konuşulan işte elitlerin artık İstanbul'da oturacak olması ve ileride o bir proje vizeyle İstanbul'a girilecek olması. İşte en çok istenilen ve beklenilen projelerden bir tanesi bu. Fazla görülen insanlar İstanbul'dan çıksın, İstanbul elitlere kalsın ve hiç kimse İstanbul'da oturmasın. Elitler girsin, sonra da vizeyle girilsin İstanbul'a. Tabii bunu ne zaman daha çok konuşacağız? Mesela bu konuda, yani aslında içeriden bir söz bahisse eğer, bir işgalden bahsediliyor ya, her insan bir dışarıdan bir işgal bekliyor, birileri gelecek ve İstanbul'u işgal edecek bahis gibi bekliyor. Aslında içeriden bir sistem kopukluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Kiralar çok yüksek, kiralar fahiş fiyatlarda ve insanlar artık oturamıyor. Ben İstanbul'dan geldim ve çoğu insan artık kiralardan mütevellit İstanbul'u terk etmeye kalkıyorlar. Çünkü 20 bin lira kira, 30 bin lira kira, 40 bin lira kiralardan bahsediyorlar. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez. İnsanların en zor oturabileceği bodrum katını bile güneş almayan, camı olmayan yerler bile 15 bin liradan başlıyor. Aslında bu biraz da bizim yaptığımız hata olarak bakıyorum sevgili dostlar. Lütfen kusura bakmayın ve alınmayın. Ama
Sen çık, senin yerine daha fazlasını veren bulurum. İşte sen oturmasan da olur. Yani bizim başka gidecek yerimiz olmadığı için birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor aslında. Neden bir Arap geliyor daha fazlasını veriyor, ona veriliyor. İşte bir Yahudi geliyor daha fazlasını verdiği için ona kiralanıyor. Gibi gibi bu örneği çoğaltabiliriz. Rus geliyor, Rum geliyor, artık adına her ne derseniz. Ama burada biraz da bizim hatamız olduğunu düşünüyorum. İşte benim yurttaşım varken, benim memleketim varken, benim yurdumun insanı varken biraz daha az kazanın ama benim yurdumun insanı otursun ya. Yani işte ondan sonra dışarıdan tehlikeyi beklerken aslında içeride bir tehlikenin, hani kaba tabirle yine bir canlı bombanın üzerinde oturduğumuzu söyleyebilirim. İstanbul düşündüğümüzde, bu kadim şehri düşündüğümüzde en büyük tehlikenin aslında içeride barındığını da dile getirmek durumundayım. Çünkü Afganlardan bahsediyoruz, Suriyelilerden bahsediyoruz ve şimdi mesela bir dönem Yahudiler geldi. Eskiden beri yaşayanlar var ama özellikle savaş döneminde gelenler gerçekten gittiler mi? Bunları bilmiyoruz. Ve 2024'te daha karışık bir dönemin içine giriyoruz. Daha ayaklanmanın, daha protestoların yoğun olacağı bir döneme gidiyoruz. Yani sapla samanı ayırt edemeyeceğimiz bir döneme gidiyoruz. İşte bu dönemde bu Türkmüş gibi görünen ama belki de Suriyeli, belki de Afganlı olan insanların, çünkü ağzı burnu kapalı insanlar kim olduğunu ayırt edemeyeceğimiz için, bizim de o savaş ruhumuz olduğu için hurra peşinden gidip hiçbir şeye kapılmadan gerçekten çok böyle gözümüz iki defa silip bir şeylerde ayınık olmamız gerektiği bir dönemin içindeyiz. Yani Türkiye dendiği anda gerçekten böyle bu kadar kadim bir ülkenin sağdan soldan gerçekten her taraftan baktığımız zaman sarılmış vaziyetteyiz. Gerçekten sarılmış vaziyetteyiz. Biz ayınık olacağız, uyanık olacağız, gözümüzü dört açacağız ki hiçbir tehlikeye mal vermeyelim. Onların tehlikelerine hemen koşup atlamayalım. Çünkü zaman bu zaman. Zaman bizim dik olma zamanımız, zaman bizim bir şeyleri ayırt etme zamanımız, gerçekleri görme zamanımız. Uyanmak diyorsak buradan uyanmaya başlayabiliriz diyebilirim ama bir uyanış, bir Mezopotamya, bir Anadolu dediğimiz anda tehlikenin de orada ben bitmediğini maalesef düşünüyorum ki keza bir Ege meselemiz var. Ege'yi de yıllardır hep işaret ediyorum. Ege daha orayı da bekleyen sıkıntılar var. Maalesef bir deprem sıkıntısı orada da bekleniyor ve farklı olaylar da bekleniyor. Ne orada da bir Yunanistan bekliyor ama Yunanistan'ı biz hep küçük lokma olarak görüyoruz. Yunanistan çünkü işte o Amerika'yı arkasına alıp bir şeyleri cesaret edip yapmaya çalışsa bile en önemli nokta yangınlardan sonra daha görünür olması. İşte burada sadece ve sadece benim en çok düşündüğüm şey, benim düşünebildiğimi devlet de düşünüyordur ve gerekli önlemi alıyordur düşüncesi. Bunu yani şöyle düşünün. Mesela 2023'te Koç tutulmasında, özellikle seçimler döneminde hep şu dendi. Çoğu astrolog şunu da konuştuk. İşte seçimlerden sonra olay çıkacak. Seçimlerden sonra ayaklanma olacak diye, ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey gerçekleşmedi. Neden? Gerçekleşmemesinin en büyük sebeplerinden biri de işte arkada bir şekilde olayların sindiriliyor olması, gerekli önlemlerin alınıyor olması. O yüzden de hani bizim düşünebildiğimizi devlet aklı düşünür mantığıyla baktığımızda umarım bir şeyler daha olmadan engellenebilir. Ama bu konuda İsrail'in özellikle yani bel altı vuruyor olması oldukça rahatsız. Çünkü hep söylüyoruz, Türkiye askeri anlamda çok güçlü bir ülke. Bunu göze alamadıkları için başka yöntemlerle almaya çalışıyorlar. Hani ne derler? Biz gücümüzü biliyoruz, bilmeyenler düşünsün.